Değil mi Can Sibel? Boşuna Hamid'e boşanmayayım diye bir şey söylemeyecek mi? Hissettiğini bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Şu iki günü kadar ben de bilmiyordum. Ama şimdi böyle seninle konuşurken vallahi ben tam adını koydum biliyor musun? Ben seviyorum seni be. Vallahi. Boşanmak da istemiyorum. Abi ben gerçekten bilmiyorum. Yani çok ani oldu. Bilmiyorum sen... Hı? Acaba... Bir daha düşünsen mi? Yani kafanda bir daha tartsan mı? Ben bazı şeylerden emin ol istiyorum. Sonra tekrar konuşalım. Öyle yapalım. Allah razı olsun Rıdvan abi. Naşit abiye de çok selamlar. Hadi hayırlı geceler. Aleykümselam. Size de hayırlı geceler kızım. Hadi sağ ol. Emine. Emine. Gönlüm. Hadi söylemeyeceksin mi? Ha? Biz anandan konuştuklarınızı anlatmayacaksın bana. Aa, Emin daha kaç kere soracaksın gülüm? Özel bir şey dedim ya Hafize teyzenin aramızda. Ölüm gör Emine, ölüm gör. Çok çirkin merak ettim işte ben. Hayır, nesini merak ediyorsun? Anlamıyorum ki ben Emin. Ya... İki kadın arasında işte özel bir mesele. Vallahi söylenecek bir şey olsa zaten söylerim Emin. Şimdi özel bir mesele de diyorsun. Olayın gizemini iyiceni artırıyorsun Emin'e. Aynı böyle gerilimli filmlerdeki sonu bekler gibi bekleyeceğim şimdi bunu ben. İyi mi? Emin, sen sobayı mı yaktın çıkarken? Sobanla ilgili bir şey mi? Emin'e, güğüm. Güğüm kaynatmakla ilgili mi? Sakın beni Havizana'ya hamile olduğumu söyledim değil mi? Ne hamileliği, ne gibi Emin? Eve baksan ya, dumanlar çıkıyor. Anam, dumanı bak. Soba duman değil ki bu, kara duman. Ev yanıyor, koş kız. Emin, ne oluyor gör? Ne diyordun Emin'e? İki tane ufacık çocuk evi yangın yerine mi çevirecek diyordun? Al seni yangın yere. Sakin ol dostum ya. Ufak bir yangın tutuşması oldu. Ama her şey kontrol altında. İtfaiyeci bile iş başında. Biri mi diyorsun demek? İtfaiyeci miymiş biri? Vallahi gülüm kusuru bakma. Ben onu takip etmiyorum Muzo emme. Elm sokağındı kabusu. Çok yakından takip ediyorum biliyor musun? Böyle parmakları bağ bıçağı gibi olan bir adam mı? Böyle Freddy diyorlar, Gruger diyorlar biliyor musun? Böyle doğru ya biliyor musun? Sizin gibi ipini koparan çocukların peşine düşüp onları mahvediyor biliyor musun bu? Gel lan buraya. Ya kaçma. Emin. Ya bütün evi tutuştursanız zor dediler siz. Ha? Bu evi nasıl söndürecek sonra biz? Emin. Gelin lan buraya. Emin tamam gülüm. Çocuk lan çocuk olma sen de gari. Duydun yenge. Çocuğuz biz dostum. Yanlış yapıyorsun ama. Lan öyle çocuk mu oldu be? Emine böyle çocuk mu oldu gülüm? Yemin ederim katil oyuncak çaki bunların gıyındı masum galı. Bırak ben bunları kulaklarından çivileceğim. Gelin lan buraya. Emin. Çocuklar gelin. Kulaklarından atacağım evimin.
Ah benim eşek kafam. Ah benim eşek kafam. Görüyor musun? Bak ben nasıl inanırım bunlara? Ha? Nasıl inanırsın sen? Bunları nasıl inanırsın sen? Bunları nasıl inanırsın sen? Cemil şu kafanın eşekliğine bakar mısın arkadaş? Neymiş efendim? Adam dışarı çıkmadığı için biz oğlum tanımıyormuşuz. Bak kartan. Bak kartan şun lan. Yedi altı bak kartan. Cemil, sakin olsan keşke artık, ha? Bak sinirlerini çok yıpratıyorum. Ha, sakin falan olamam ben. Sakin falan olamam Safiye. Bu işin aslını aslanı öğrenmeden sakin falan olamayacağım. Bu işin aslı astarı Dürdane'yi istemeye gidecektik. Zarife'nin beşik kertmesi meselesi her işi berbat etti. Önce başlayacağım Dürdane'den baba. Başlayacağım Dürdane'den. Yeter gar be. Yeter. Vallahi bak sinirlen tepim geldi. Bir sus Allah aşkına sen bir karışma. Olur mu babam? Olur mu güzel babam? Sen Allah aşkına bir sus. Sus. Kızlar. İnce, mene, bütün olup biteni tek tek anlatacaksınız. Harife, Zarife, Nazife anlatın bakayım. Abi, Sezai'yi anlattı ya. Sezai anasını hastaneye götürmüş. Şşş, konuşma Ken. Bak bak hala Sezai diyor. Hala bak hala gitmiş Sezai diyor bana bak. Hala hastane falan diyor Tagare. Yeter beni bunlarla kandıramazsınız. Bak tekrardan soruyorum size. Önce bak sakin sakin tekrardan soruyorum size. Bak ya beni bütün her şeyi teker teke anlatırsınız. Ya da yeminle olsun yaşlanana kadar bu divan üzerinde kalırsınız bak. Tamam. Abi, Sezai öyle senin zannettiğin gibi düzgün bir olan değil. Yalan. Yalan. Neden düzgün olmasın? Gayet düzgün bir insan kendisi. Karışma sen. Karışma. Divan et bakayım. Ama sakın öyle bir daha benim oramı buramı sıkıp durma. Hinci abime bildiğim her bir şeyi anlatacağım. Abi, Hinci biz Balıkesir'e gittik. Bu oğlanla görüştük ya. O da Sezai ile bu birbirlerine aşık oldu. Peki bu mübarek gözükmeler falan? Abi Sezai onu en başından beri öyle yalandan yapıyordun seni. Sırf kendini sana sevdirebilmek için. Anlat. Anlatacağım. Sonra tabii bu Sezai gelip de sana diyemedi ki ben Arife'yi istemiyorum, Zarife'yi istiyorum diye. Sonra bu ikisi bir araya geldiler. Akıllanca İşte seni, beni kandırabilmek için Fezai diye bir yalan uydurdular. Ne olacaktı? Fezai ile Zarife evlenecekti. Sezai ortadan kaybolacaktı. Ben de senin bu kız kardeşin de ortada öyle dımdızlak kalıverecektim. Yalan, yalan, iftira. Zaten bu Fezai olayını tamamen kendisi de sağlamış. Benim haberim bile yoktu. He. Peki niye o zaman odunluğun orada görüşüp duruyordunuz? Odunluk? Sana öyle golye alma hikayesi, makyaj takımı alma hikayesi nereden çıktı o zaman? Vallahi niye oldu bütün bunlar ya? Neden bunlardan benim haberim yok? Vallahi bizim evde Allah'a dönmüş, haberim yok benim ya. Nidallas kız, düzgün konuş sen de. Abi bak vallahi o yalan söylüyor, sen onun dediklerine inanma. Hem zaten onun dediği gibi aralarında bir görüşme falan da olmadı ki. Olur mu abla öyle şey? Öyle bir şey olamaz. Çünkü biz Balıkesir'e oğlanla görüşmeye gittik. Yoksa biz Balıkesir'e niye gideceğiz? Değil mi abla? Orası doğru. Orası doğru. Emme, Balıkesir'de öyle Sezai'yle benim bir aşık olma gibi bir durumum olmadı. Sezai beni görmedi bile. Abla, abla sen Hinci burada sakın kıvırma. Çünkü biz zaten Balıkesir'e Nazife, Zarife ablam, ben beraber gittik. Yoksa Zarife'yi, Sezai zaten orada görmüştü. Değil mi Nazife? Doğru mu Zarife? Ha? Kız kardeşinin nişanlanacağı oğlanı ayartmaya mı çalışıyordun sen? Ha, doğru mu? Yeter be. Ne yaptıysak yaptık. Sevdiğimizden yaptık herhalde. Sen Safiye'ye aşık olurken, arkadaşına isteyeceğiniz kıza aşık olurken suç olmuyor da biz yaptığımız zaman mı suç oluyor abi? Bak. Hinci mutlu oldun mu Emine? Hinci başın göğerdi mi gölüm? Niymiş? Hafize Ana'ya bir şeyler söyleyecekmiş. Hafize Ana'ya acilen
söylemesi gereken şeyler varmış. Söyle bakalım. Yani çok merak ediyorum Emine. Gerçekten çok merak ediyorum. O şeyleri ertesi gün söyleyiversen ne olacaktı? Ertesi gün gündüz gözünden söylesen ne olurdu Emine? De gitmemi lazımdı dedim ya Emin sana. Ya kaç kere diyeceğim daha? Ya önemli bir şey konuş dedim Afsa teyzeyle. Neden anlamıyorsun sen beni gülüm? Ya önemli bir şey konuşmamı lazımdı. He, anladım ben. Tabii. Henç ev savaş alanını dönmüş. Neredesen bir denecik evi kül edeceklerdin. Emme Emine Hanım önemli bir şey konuş demiş. Değil mi? Önemli bir şeyler konuş demiş. İndirmenle ayakla. Çok merak ediyorum Emine. Acaba bu önemli şey ne? Yani bizim evimizin yanmasından bir denecik aşk yuvamızdan daha önemli olan bu şey ne acaba? Ben deyiverir misin Emine? Sibel'le Süleyman meselesini söyledim ben Emin. Bu formalite evlilik meselesini söyledim vallahi. Ne oldu mu? Rahatladın mı? Olmaz. Rahatlayamam Emine. Şaka ediyorsun değil mi? Şaka ediyorum de Emine. Gandırıkçılık yapıyorum de. Olmaz. Söyleyemezsin. Söyledim vallahi Emin. Söyledim. E niye hapsedim? Baksana kadın üzgünsün hastane lagadan düşmüş vallahi. Yememiş lan kızı gibi gözümüzün önünde ölüp gitseydi ne yapacaktık? Vallahi benim içim çok rahat Emin. İyi ki de söylemişim. İyi ki de dedim Emin vallahi. İndirmen ayakla dedim. Çırak, ne işin var senin sabahın köründe böyle? Ben sana erken gel dedim de, bu kadar da erken gel demedin ya. Ben erken kalktım da usta. Evde duramadım, buraya gelen dedim. Hayırdır? Niye evde duramadın? Söyle bakayım. Önemli bir şey değil usta. Şahsi bir mesele. Ustandan mı saklayacaksın lan? Bak ben senin ustansam, ne karın ağrın var, neye ayar oluyorsun bileceksin. Söyle bakayım. Abimle amcam, ben burada çalışmaya başladım diye papaz oldular da bir takım arada kalma durumu oluyor. Hiç çekemeyeceğim şimdi dedim. Erkenden geldim usta. Hadi geç bakayım işin başına. Yakut soğukta şey yapmasaydın, içeride yapsaydın kızartmayı. Olsun İsmail. Evin içini kokutmayayım dedim şimdi. Hem neden boşu boşuna tüp ekeyim değil mi? Aynen. Yahut kızım. Kıyındaki kocan olacak adama söyle. Yağcılarla Seyfi'nin icar paralarını ödeyiversin. Yahut. Söyle o amcam olacak adama. İcar parası çoktan ödendi. Yahut kızım. Kıyındaki adama söyle. Kendi için icar tarlaya bakıyormuş mu? Vallahi bütün tarlalar tutulur. Dımbızlak ortada kalıverir. Yahut. Söyle o amcam olacak adama. Benim tarla ekmek gibi planlığım yok. Radyo yetiyor çok şükür. Kızım, iki tane insan bütün bir yazı radyo başında nasıl geçireceğimiş? Kuru bir radyo, karın doyurmaya iter miymiş? İter ya da itmez. Bu kimseye alakadan itmez. Söyle Yakut, biz çocuk değiliz çok şükür. Hesabımız, kitabımızı biliriz. Ama iter gari. Kamil amca, ne oluyor siz Allah'ını severseniz? Ay, ne bu böyle küs insanlığa gibi? Yakışıyor mu hiç size? Vallahi senin kocana söyleyeceğim. Şunca sene ana baba gibi yanına durduk. Yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik, yemedik, giydirdik, demedik, dizirdik. Karşında ne oldu? Kolum kadar, bacağım kadar laflığa yedik. Akit mesela söylemezdik herhalde. Bir çocuğu sahip çıkacak, olacağı yerde vur kafasını yollasana. Yoo, ne güzel memleket. Ulan, namkörsünüz lan siz, namkörsünüz lan. Atala ne demişler, nur içinde yatala. Beste kargayı, oysun gözünü gari. O zaman siz de gargayı besleyeceğiniz yerde bir sorsaydınız be. Uçmak mı istiyorsun, okumak mı istiyorsun? Hayaller ne diye bir sorsaydınız, ne senin hayalin diye bir sorsaydınız be siz. İsmail tamam yeter. Benim hayaller. Süleyman. Ne işin var senin burada? Ne bu halin? E
Usta. Şimdi bir takım elimi yüzümü bulaştırma durumları oldu da ben şey yapayım, dükkanı yatayım. Ya. Ne oldu lan? Hanıma ters bir laf ettin de parfümü yedin mi yoksa? Öyle. Yani değil. Yani öl gibi de hem tam olarak öyle değil de. Neyse. Ben şimdi hiç anlattım senin. Kafanı karıştırma ya. Tamam o zaman. Kahvaltı yapacağım. Yiyeceğim mi bir şeyler? Süleyman, vakit geç oldu. Uyanmayacağım mı hala? Allah Allah. Süleyman, Sübel! Basamağa dikkat et, düşeceksin gari. Senin ne lan? Evimin basamağını bana mı öğretecek? Sen kendin dikkat et de, tepesi üstü düşme. Sana da hiç iyilik yaralanmıyor ki Hafize Hanım. Vallahi sağın solun belli de, bir iyisin bir kötüsün. Korkuyorum ben senden ha. Gel şöyle sedire oturalım gari. Süleyman, Sübel! Karşılayacak kimse yok mu? Hafize Hanım geldi. Geldim, geldim. Ya Hafize anne, abi ne oluyor? Neden çıktınız hastaneden? İyileştim ben. Doktor da dedi. Nasıl olmuşsa birden düzelmişim. Öyle mi? Çok sevindim yani. Çok güzel bir haber bu. Biz bayağı bir korkmuştuk da. Abi ne oluyor ya? Anlamadım ben. Hani numara yapacaktı, çıkmayacaktı hastaneden. Ne bileyim ben Sibel. Vazgeçti herhalde. Daha düne kadar hastaydı, bir şey yoktu. Ne olduysa iyileşeceği tuttu, ben de bilmiyorum. Sibel, Süleyman nerede? Süleyman, berbere gitti o herhalde. Erkenden çıkmış, uyuyordum ben. Öyledir, öyledir. Gece bir yerde kalmadıysa öyledir. Anlamadım Hafize anne. Anlama. Şimdi sen bugün anlama. Hüseyin, hadi sen de işine bakayım. Benim ucuk Sibel'le konuşacaklarım var. Yapma Hafize Ana, bak kaç gündür hastane köşelerinde simit, poğaça yemekten bıktım. Bir güzel kahvaltı yap hep şurada. Konuşma lan şükürsüz. Sen simitle poğaçayı mı beğenmiyorsun? Seni Sibel'le konuşacaklarım var diyorum. Uza bakayım. Uzadı Hafize anne. Ya bakayım sen şöyle kıyma. Seninle ucuk konuşan. Vay be. Demek bu öreken böyle dedin Hatice. İçinde ne varsa bir bir anlat. Aynen öyle dedim Sadıç. Hem iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum vallahi. Neden kötü olsun Sadıç? Sonuçta kız seni boşanalım dememiş ya. Sen bir düşün daşın, kafanda iyice bir ölçü tart. Eminsen kararlısın öyle gel demiş. Nezaketinden öyle dedi bence. Ben üzülmeyeyim, kalbim kırılmasın diye öldü bu. Çok yanlış yaptım ben be. Kızın ne düşündüğüne, ne hissettiğini bilmeden, anlamadan gittim oralara doğru aptal saptal konuştum ben. Niye alakası var Sadıç? Nezaketinden olsa ben bir ölçeyim dertim derdim. Sen bir ölçü tart öyle gel demezdin herhalde. Ben kız besbelli senin duygularından emin olmak istiyor işte oğlum. Sonuçta öyle ya da böyle bu kız senin neşelen geçmişin olduğunu bilmiyor mu? Lan dünü kadar sen bu kızı kurtarmak için tiyatrolar yapmadın mı be? Kız nereden bilsin senin öyle bir anlık hani geçici duyguların olmadın mı bunda? Anlamaya çalışıyor diyorsun yani.
Benim emin olmamı istiyor diyor. Herhalde yani Sadıç. Kim olsa emin olmak ister. Emin olmak isterdi. Asıl sorun ne biliyor musun Süleyman? Sen gerçekten emin misin Sadıç? He? Sen gerçekten emin misin Sibel'i sevdiğinden? Boşanmak istemediğinden emin misin? Ötesi başlayacaktı. Açayım mı? Dinleriz bir yandan daha. Dinlemeyeceğim. Bugün onu dinlemeyeceğim. Bugün ben seni dinleyeceğim. Şimdi ben sana sorular soracağım. Sen de beni dost doğru cevaplar vereceksin. Tabii olur. Yani sorabilirsin istediğini. Ben cevap veririm. Şimdi siz Süleyman'la ob adamın da bir haltlaymıştınız değil mi? Icık'ta. Ondan dolayı evlendiniz değil mi? Yani evet, evet. Öyle oldu. Acık. Öyle olmamış işte. Sizin aranızda hiçbir şey geçmemiş. Sen Süleyman'ı kandırmışsın. Almanya'ya gideceğim diye, öyle mü? Sen bunu neden duydun hapishane? Nereden duydusam duydum. Sen beni doğruyu söyle bakayım. Sustuğuna göre doğru demek. Evet. Maalesef doğru yani. Hani o formalite evlilikler falan diyorlar. Bundan mı yoksa oldu sizin evliliğinizde? Ha? Siz basbayağı Süleyman'la evcilik oynadınız öyle mi? Evet, öyle oldu. Aslında sonradan bir şeyler değişti. Benim Süleyman'ımın kalbi yumuşaktır. Seni o söylentilerle baş başa bırakmadı değil mi? İşlemediği bir günahı senin sırtına yükleyip de dönüp gitmedi değil mi? Tam olarak öyle de olmadı gibi, öyle de gibi. Bunu senden hiç beklemezdim Sibel. 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Demek ki insanın yaşı yerini bulsa da... demek ki insanı tanımak öyle olmuyormuş. Bu boşanma meselesine gelince... boşanıyorsunuz diye üzülmeye hiç lüzum yokmuş demek. Kibrit çöpünden göstermelik bir evcilik kurmuşsunuz. Şimdi de göstermelik bir kıvılcımla küle çeviriyorsunuz. Vallahi benim için mahsur yok. Hatta ne kadar çabuk boşanırsanız o kadar iyi olur. Öyle hayvana abanır gibi abanıyorsun lan. Acık dikkatlisin paralı şunu. Vallahi sülalen bir araya gelse bırak satın almayı. Vergisini bile ödeyemez ya bu arabanın. Kolay gelsin Salim Usta. Oo hoş geldin, hoş geldin. Ne yaptın? Bizim beygiri düzelttin mi? Buyur, buyur geç otur şöyle. Buyur. Vallahi dava işi bunun ama merak etme sen. Kaporta bizim işimiz. Size bir şey olmasın. Ne yapam? Bizim oğlan böyle vura vura öğrenecek araba kullanmayı. Kimse anasının karnında öğrenmiyor ya. Aynen öyle. Nasılsın bakayım yakışıklı? Alışabildin mi okula? İyi ya, zamanla alışacağız. Vallahi çok canlı yakalsın sen bu da. Kızlar cirit atıyordur şimdiden etrafında. Hiç öyle deme Salim Usta. Kızlar yüzüne okumayacak zaten bu. Okumam mı hiç baba, ayıp ettim. Hem 3-5 kızı idare ederiz hem de okuruz evvelallah. Ne içesiniz? Çay söyleyeyim size. Ersin, git şuradan bir çayla, bir gazoz kap gel. Hadi bakayım. Tamam usta. Daha ne var ne yok? Anlat bakayım. Salim Usta'ya bir çay, bir de gazoz. Söyle mi dedim lan ben sana? Git al gel dedim çabuk.
10 saatte getirmeyecekler şimdi. Tamam usta. Benimki sarı olsun yalnız. Sarı olanla da. Tamam, sarı olsun. Aşağısı kurtarmaz zaten. Gel, otur bakayım sen de söyle. Gel, gel otur bakayım. Kaptanın seyir defteri. Yıldız tarihi. Gari bekle bekle kök saldığımız değişik bir tarih. Kız biraderlerine ve yine normal. Yine bir hareketlilik yok. Şu ana kadarki umutlarımızın yavaş yavaş tükendiği bir noktaya doğru ilerliyoruz. Yani biz de bilmiyoruz. Bak hep sonumuz ne olacak diye biz de bilmiyoruz. Merak ediyoruz. Kıpırdama lan! Kıpırdama! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini! Casus musun lan sen? Ha? Ne gözetliyorsun lan taburun içine? Yok selam, ne gözetleyeceğim? Ben karşı gidağa bakıyordum biliyor musun? Var mı çıkacağım ben? Tavşan falan var mı diye bakıyordum. Hadi lan ben oradan! Hadi! Bu mevsimde ne tavşanı? Göçmen kuşluğa desen neyse. Ya onu da yapıyor musun abi? Onu da yapıyorum. Hem karşı gidağa bakıyorum, hem göçmen kuşluğa bakıyorum. Bak Allah ne güzel uçuyor la, görüyor musun? Yemez la, don bile yemez la! Bu yalanlara kanım tok benim. Ne işin vardı senin burada bakayım? Ne dolanıp duruyordun taburun önünde? Hüseyin abi bak şeytan dolduracak, vallahi şeytan dolduracak. Ben neden geldim ben? Ziyaret. Ben sen görmeye geldim Hüseyin abi. Ben senin tertibinim, sen beni tanımadın mı? Geçen ay tarihsiz oldum ya ben. Tertip? Necmettin tertip. Lan ne işin var senin burada? Ne vakit geldin sen? Ne döktürüp duruyorsun kendini deminden beri söylemiyor? Ne bileyim ben Hüseyin abi, bilsen söylemez miydin? Neyse bak, ben zaten buraya seni görmeye geldim. Maşallah, sağlığın, saatin de yerinde. Çok iyi gördüm seni. Şimdi bak, senin işin vardı, ben seni tutmayayım. Zaten benim de işlem var, ben gideyim, sonra yine gelirim, olur mu? Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey. Daha yeni geldin. Oturacağız, eskileri konuşacağız. Sonra sivilde ne iş yapıyorsun? Şimdi hangi işe girdin? Onları soracağım sana. Yok sen abi bak, ben gelmeyeyim bugün. Neden gelmeyeyim ben? Şimdi ya beni askere tekrar çağırırlarsa ben ne yapacağım o zaman? Kim çağıracakmış seni askere? Olmaz öyle şey. Hem yemek yemeden hiçbir yere bırakmam seni. Gel bakayım. Ama Hüseyin abi bak. Gel bakayım. Hüseyin abi bak. Ya, gel dedim sana. Gel dedim. Getir kızım, getir. Getir de yesin bizim Necmettin tertip. Özlemiştir asker yemeğini. Özlemiştir. Özlemiştir tabii canım. Arada bir asker yemeği de yemek lazım, değil mi? Baba, bana oradan mandalla verebilir misin? Semih, ne yapıyorsun sen ya? Heyecandan öldüreceğim sen beni? Bu cesaretli hareketler hoşuma gitmiyor değil mi? Emin evde gidip yakalanırsak ne olur, sen hiç düşündün mü? Çok çirkin şeyler olur Semih. Yani Nazife, bunun cesaretle alakası yok ki. Baban getirdi beni buraya zorla. Silah sırtımı bir dayadı. Ulan hadi, yiyorsa gitme. Ne yapacağım ben, ne yapacağım? Baba sen de bir alemsin ha. Yine niye ara tüfeği buldun, niye ara dışarı çıktın? Bu aşırı acıkmış arkadaşın. Seni niye ara gördü? O beni görmedi. Ben onu gördüm. Ben senin asker arkadaşın Necmettin'i demeseydi taburu dürbünle gözetlediği için onu vuracaktım. Bu mu? Bu şey için ya, bu göçmen kuşla. Göçmen kuşla için bir de tavşanla, dağdaki tavşanla için de. Hem zaten size ne, değil mi canım? Benim yaptığım iş ha. Demek ki sadece casusluk peşinde koşan bizim Esma Güzeli demiş. Biriler bir şeyleri saklayıp durmasaydı biz de kimsenin peşinden koşmak zorunda kalmazdık değil mi baba? Peki madem öyle olsun. Biz de böylece kimin ne olduğunu anlamış olduk. Ama ne saçmalıyorsun sen ya? Ne anlaması? Sen bütün suçları işleyeceksin, kabahat yine benim başıma patlayacak öyle mi? Aba! Aba nereye kaçıyorsun sen şimdi ya? Niye gidiyorsun? Aba gel buraya, konuşacağız. Aba diyorum.
Ye ye. Afiyet olsun. Baba dur. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Sezai'ye aşık olan sen. Kardeşlerinden saklayan yine sen. Saklamasan bir şey değişecekti sanki değil mi? Anında yetiştiremeyecektin abime. Yo. Sen var ya şu dolaptaki paralara dua et. Bu paralığa da benim de payım olmasa şimdiye abime 50.000 kere anlatmıştım her şeyi. Anlatmıştın deme abla. Abla zaten ben seni orada dürtmeseydim sana her şeyi abime anlatmıştım. Neyse abla. Şimdi olan oldu artık. Sen her ne kadar kardeşine fesat desen de, yetiştirdin desen de biz senden kardeşiz. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Neyse meselemiz konuşuruz. Hallederiz bir şekilde. Değil mi abacığım? Değil abacığım. Değil. Bundan sonra sen benim kardeşim, madeşim değilsin çünkü. Kardeşlikten reddediyorum ben seni. Bu paralardan da payıma düşen ağacım, geri kalanıyla ne yaparsanız yaparsınız gari. Yeter artık, ye. Ye, doymazsan dava. Nazife, bu benim tertip bayağı. Denk düşürürse öyle bir ye, öyle bir ye ki. Hatta bir tatil gününde izinliyken koca bir deveyi götürmüştüğü var. Ayıp ediyorsun ama Hüseyin abi. Hem ben artık formuma dikkat ediyorum. Daha az yiyorum yani. Eskisi kadar yemiyorum ben. Et tabii canım. Et tabii. Hem öyle fazla kilolu olmak iyi değil diyorlar biliyor musun? Hem böyle hani çok incecik de olmam. Sen böyle iyisin, böyle orta kiloda kalsın. Höst ulan, höst! Sen ne karışıyorsun benim Necmettin tertibime? Ha? Hadi gel içeri de ayvın çalkalayı be. Benim tertibim soğuk soğuk serin serin içsin. Tamam baba, gidiyorum. Hani seninle mıntıka temizliği yaparken kurduğumuz hayaller var ya, onlar gerçek olacak. Hangi hayaliniz ya? Ben tam hatırlayamadım da. Hani değirmen vurecektik. Taş değirmen. Anırgan Deresi'nin ortasına. Evet. Artık bende para var. Hadi bakalım. Git inşaata başla. Ben askerliğim. Bitirmez yamacındayım. Hüseyin abi, sen bu paraları nereden buldun? Kızların odasında buldum bombe ararken. Yani sen şimdi
kızlar odasını ne buldun diyor. El bombası ararken buldun diyor, öyle mi? Kızların odasında buldum el bombası ararken. Tamam Hüseyin abi. Ben gidelim inşaatı başlayacağım. Hüseyin abi, sen şimdi bunlardan daha çok var dedin değil mi? Daha bunlardan bir sürü var dedik değil mi? Evet, yukarıda daha çok var. Sen git inşaata başla, ben sana daha getiririm. Allah! Şüphelerim gerçekmiş, şüphelerim gerçekmiş ben. Yani şey, vurduğumuz diyorum, hayaller gerçekleşecekmiş Hüseyin abi. Söküyoruz Hayat abi. Ne sökeceğiz tabi ya? Yok, burada müzeye koyacağım. Sen artık bulursun buna bir alıcı. Olmazsa verirsin Urda'ya. Ayarlarız bir şeyler de. Sen bu mançar motoru nasıl kıyıyorsun be Hayat abi? Canavar gibi motor bunlar. Bu da canavar gibi ya. Sen bakma bunun böyle küçük olduğuna. Turp bir motor ha. Topu pancar kadar güzel su çekiyor bu. Gerçi ben de kıyamayayım bu emekleri ama. Artık bunların devri geçti. Artık'ın her şeyin bir devri var. Şimdi devir, tabii küçük motorların devri. Yakıtı az, kayış koparmaz, sek, man atmaz, meksene desem. Aman teknoloji takip edeceğim be adam. Yoksa yayakalısın vallahi. Selamun aleyküm, kolay gelsin. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş gördük. Ben kitap alacaktım da, hem okumalık değil, hediyelik. Var mı uygun bir şey? Hayırdır lan, sevgin kıza falan mı alacaksın? Yok, sevgilim değil, eşimi alacağım. Bak sen, bir de eşim diyor. Bu zamanı gençleri çok kılıbık, yemin ediyorum. Alıyorsunuz, alıyorsunuz hediyeleri. Ondan sonra kulaktan kulağa yayılıyor. Ondan sonra benim hanımı susturabilene aşk olsun. Yok sen bana hiç hediye almıyorsun da. Yok falancanın kocası sarımsak sıkıca alıyormuş da. Oho! Yok öyle değil dayı. Yani benim eşimle aramda başka meseleler var. Neyse var mı senin söyleyebileceğin bir kitap? Ya aslında benim ağabeyim şairde. Onun kitabı daha çıkmadı. Bak bakayım be oğlum. Ne bu? Ne anlatıyor bu? Ya benim hanım Alamancı da. Tuhafına gitmesin. Vallahi bilmiyorum ne anlattığını. Üstündeki gemi resmi hoşuma gidiyordu ondan. Gemi. Beyaz gemi. Tabii ya. Sanki sen benim beyaz gemimsin Sibel der gibi. İyi. Olsun tamam, alıyorum ben bunu. Yalnız ben onun önüme bir şeyler yazacağım. Hadi yaz bakalım. Ben hep
Beni Burlağ'dan alıp götürecek bir geminin hayalini kurdum Sibel. Eğer o beyaz gemi kıyımı yanaşmış da haberim yokmuş Süleyman. Selamun aleyküm. Hayır işle abi. Aleykümselam. Sağ ol kardeşim. Ben Çobanlığa köyünden geliyorum da bizim köyün cami inşaatı için yardım topluyorum. Gönlünüzden ne koparsa. Kopmuyor benim gönlümden bir şey. Benim gönlümden hiçbir şey kopmuyor. Hem ne malum beni kandırmadın? He? Ne malum manevi duygularımı kullanmadığın ne malum? Den kullanayım abi. Makbuz izin. Yardım topluyorsun. Aa bak makbuz var. He. Osman. Öldü sen ya. Hadi hayırlısın abi. Evet. Çobanlığa Köyü, cami yaptırımı ve yaşatma derneği. Heh, bundan sonra böyle. Ulan arkadaş, kime güveneceğimizi şaşırdık da. Cemil abi. He? Ne işin var senin burada? Ha? Utanmıyor musun buradan dükkanın önünden geçmeye sen? Abilerin bir tanesi. Bir acık dinleye be beni. Ne dinleyeceğim lan? Ha? Tekrardan beni kandırasın diye mi dinleyeceğim? Ha ne diye dinleyeceğim ben seni? Ha ne diye dinleyeceğim? Senin yüzünden kime güveneceğimi şaşırdım be. Nevrim döndü be. Kimseye inanamaz hale geldim. Ya, haklısın abi. Ne de sen haklısın. Ama bir izah etmem müsaade et. Hem idam mahkumundan bilen son arzu sordu. Son bir söz hakkı verildi. Senin adaletin sığınıyorum Cemil abi. Ya adalet mi adalet kalmadı bende. Adalet mi adalet kalmadı bende. Sömürülecek hiçbir duygu kalmadı bende. Hem bana bak. Bana bak yeminle seni bu dükkanın önünde görmeyeyim. Vallahi ulan da böyle gırtlağını yapışmadığıma sen dua et. Daha seni bu dükkanın önünde görmeyeceğim. Bizim evin önünde de görmeyeceğim. Yeminle bir cinnetlik canım var. Boğarım vallahi bak boğarım. Yürü gel. Yok bir şey. Densizi bak sen. Bir de dalga geçiyor hızlanan hakkınca. Zengin çocuğu ya tabi. Şımarık büyümüş ya tabi. Şeytan diyor. Al şu gazozu kafasını aşağı dök diyor. Seni git başımdan vız 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 vız. Şu sarı gazozu başından aşağı boşaltacağım şimdi. Nerede kaldın lan? Yemen'den mi getirdin siparişleri? Çay yeniymiş. Çaycı az bekle dedi usta. Vallahi benim bir suçum yok. Uy, bu ne be? Sinek var bunun içinde. Hay Allah. Sinek mi düşmüş? İçiver canım ne olacak? Çıkarsın ya içinden dik kafaya. Hadi. Midem kalktı yemin ediyorum. Bir de iç diyor. Ne biçim gazoz getiriyorsun lan? Git bir tane daha getir. Dur gerek yok Salim usta. İşimiz var, gideceğiz zaten. Her gün kasa kasa içiyor zaten. Bugün de içmeyi versin gazoz. Bir de işte diyorsun çocuğa. Al bakayım şunu. Kendin iç o zaman. Al al. Sineği çıkar, içiver diyordun ya. Ceza olarak kendin iç. Hadi bakayım. Al iç. Ayıp ettin usta. Köylü çocuğuyuz biz. Bir sinekten mi tiksineceğiz? Hem uzmanlığa diyormuş ki, iki kanadı birden değiyorsa bir şey olmuyormuş. Serin serin ne güzel de gidiyor be sarı gazoz. Beyazından daha iyiymiş vallahi. Hadi geçler işin başına. Sibel. Sibel neredesin? Sibel. Evet gözlemimiz. Gurbetçi güzel. Sibel Garay'ı arıyor sayın seyirciler. Kendisi ortalığa da yok. Kız, güzellik uykusunu mu yattın? Sibel, neredesin be? Sibel, neredesin kız? Ana? Ne ara geldin kız sen? Ha? Ne zaman çıktın hastaneden? Sene ne lan ne zaman çıktımsa çıktım.
Toktur, düzeldin, çıkabilirsin dedi. Çıktım. Hey, Sibel nerede? Bir yere mi gitti? Gitti. Abisi Hüseyin evine gitti. Pılısını, pırtısını topladı gitti. Nasıl gitti? Ben gitti derken ha? Ana? Temel mi gitti? Ana bir şey söylesene sen. Sibel. Allah Allah. Neden gitti ki bu kız? De gidi de. Evim evim güzel evim. İnsanın evisi gibisi yok vallahi. Çok güzel bir karar verdin Sibel, seni tebrik ediyorum. Aferin kardeşim benim. Hiç sırası değil şimdi. Hiçbir şey söyleme bana. Canım kardeşim, senin neden canın sıkılıyor? Ben anlamadım ki. Bak ne güzel kurtulduk işte. Bak şu boşanma işini de hallettik mi? Nafaka bile koparırsın, yemin ediyorum. Baba. Ben Hafize teyzenin yanında kalsaydım olmuyor muydu ya? Ben bu evi sevmiyorum. Bu evde arkadaşım da yok benim. Konuşma lan gevşek. Tavuk çıktığı yeri beğenmezmiş zaten. Arkadaşın yoksa ders çalış. Beni bak, seni bir kere bile böyle kitabın başında ders çalışırken görmedin. Temelli sınıfta kalacaksın, haberim olsun. Otur. Sibel, ne oldu öyle? Senin canını sıkan nedir? Hay Hafize Hanım'a ters bir şey mi söyledi? Bak öyleyse ailemizin onurunu çiğnetmem. Çıkarım karşısına dobra dobra konuşurum. Gülme lan sen de. En azından güzel güzel çıkarım karşısına sorarım yani. Hafize Hanım ne oldu? Dert nedir yani? Öyle böyle derin yani. Yok. Ters bir şey söylemedi abi. Tamam. Bitti. Bitti işte. Senin istediğin bu değil miydi? Bitti işte, anlıyorsun değil mi beni? Soru sorma artık bana. Sibel, iki dakika bakacaksın mı? Sibel! Süleyman geldi Sibel. Bakmayacak mı? Ben şimdi konuşamayacağım. Sen bakar mısın abi? Sibel, iki dakika bakacaksın mı? Sibel! Sibel, aç şu kapıyı bak. Çok önemli şeyler söyleyeceğim sana. Ne bağırıyorsun öyle kuyruğuna basılmış tavuk kimin? Ha, Hüseyin abi, ben Sibel'le çok önemli şeyler konuşacağım da iki dakika bakabilecek mi? Bakamaz efendim. Çok önemli işleri var. Hadi yürü de ense tıraşını gerelim. Berberin yamağı, yürü. Hüseyin abi, bu işin şakası yok bak. Çok önemli şeyler konuşacağım diyorum. İki dakika çağırı ve. Onu kardeşimi üzmeden önce düşünceydin. Onu aldatmadan önce düşünceydin. Onu aldattığın git kapatmalarını anlat. O kapatmaların var ya, onlara anlat onlara. Hüseyin abi sen nasıl konuşuyorsun be? Ağzından çıkan lafı kulağını duysun canım. Niye kapatmadın? Sibel! Bak eğer çıkmazsan ben ömrü billah bu kapının ağzından ayrılmam. Burada ölür kalırım. Hatta ölürüm. Benim hayaletim de senin torunlarını bu evde rahat bırakmaz, onu gör. Lan Muzo, tüfeğe mi getir Muzo? Tüfeğe mi? Tek patlarlı. Tüfeğe mi getir lan? Hmm, çok korktum çok. Getir lan. Tüfekli getirsin, tankı getirsin, toplu getirsin. Hadi bakalım ben buradayım. Ben buradayım. Allah! Hüseyin abi! Hüseyin abi indir şuna! Dur lan korkma, öldürmeyeceğim. Topuklarından vuracağım. Ya abi ne yapıyorsun sen ya? Seni korumaya çalışıyorum. Ne yapacağım? Böyle mi koruyorsun beni? Sibel, Sibel bak. Eğer iki dakika gelmezsen ben burada bağırırım, çağırırım. Bak vallahi seni konu komşuya, kendimi de, seni de, abi, ağabeyini de, herkes ben rezil ederim. Üçü kadar sayacağım, bağıracağım bak. Bir. Dur ben bunu vuracağım. Abi. İkiye üçü kadar sayacağım, onu göre. Ay tamam. İkiye beş beş, ikise sen, ikise tamam. Sen beş. Tamam şunu var, uzatma. Tamam. Konuşacağız. Siz bir girin içeri. Bir vurayım. De, vurma abi. Tavuk mu vuruyorsun lan? Tavuk mu vuruyorsun sen? Ha? Süleyman. Uzatma dedim. Tamam konuşacağız. Konuşacağız değil mi? Konuşacağız. İki dakika çıkımı. Sen beni yıkık minarenin orada bekle. Ben o zaman yıkık minarenin orada bekliyorum. Yıkık minarenin oradayım ha. Orada.
Sibel. Sibel ne oluyor Allah'ın sefer sen? Neden gittin anlamadım ben vallahi. Nereden çıktı bu taşın meselesi? Böyle olması gerekti Süleyman. Anlamasan da olur yani. Sibel, sen bu emin olma meselesinden böyle yapıyorsun değil mi? Ha? Biliyorum ben. Sen benim senin söylediklerimde, düşüncelerimde emin olmadığımı düşünüyorsun değil mi? Ha? Eminim ben kızım. Ben düşündüm Sibel. Vallahi de eminim, billahi de eminim ben ya. Kesinlikle eminim diyorum sen. Hem ben seni hediye aldım ya. Gemi, beyaz gemi. Sen benim beyaz gemimsin diyecektim sen. Ön sayfasını bir şeyler yazdın okursun. Şimdi okuma, şimdi oku. Yani boşanmayayım diyecektim. Süleyman, aslında bunun seninle alakası yok. Yani emin olup olmamanla da alakası yok. Eminle alakası var o zaman Sibel. Sen niye terk ettin eve? Süleyman, biz ilk düğmeyi başta yanlış ilikledik. Of. Anlıyorsun değil mi beni? Yakamızın bir araya gelmesi mümkün değilmiş. Gelmiyor da zaten. Sibel sen bu ilk düğme derken formalite evlilik meselesi mi diyorsan geç gari şunu be. Sibel biz şimdi zaten seninle resmi nikah değil miyiz gülüm? Sen niye böyle yapıyorsun? Süleyman, ben kabullendim bu durumu. Sen de kabullensen iyi olur. Boşanma kağıtlarını imzaladım. Avukata yolladık. Lütfen beni zor durumda bırakma. İmzaladın mı? Vay ha. Vay arkadaş sen bu kadar kararlısın be. Mahkemede görüşürüz. Aklım almıyor Sadıç. Önce İslam'dan emin misin diyor. Sonra daha hiç cevabını bile bakmadan ben boşanmak istiyorum diyor abisinin evine gidiyor. Vallahi anlamadım ben bir şey. Beni sevmiyormuş demek ki Sadıç. Bana karşı hislâ yokmuş işte. Benim sen deri kenarını dediğim gibi. Nezaketten öyle diyormuş. Canım belki de başka bir şeyler oldu Sadıç. Sen niye hemen kendini paralıyorsun değil mi İsmail? Yani yeni bilen. Belki bir görünmez gaza oldu. Ne gibi bir görünmez gaza Emin? He? Lan ne alakası var görünmez gazayla falan be? Saçma sapan konuşma. Lan kız kolun bacağını gır demiyor seni be. Kız boşanmak istiyor diyorsun. Nerenle dinliyorsun bize? U dediğin bak çok doğru. İnce Süleyman. Burası öyle emme. Yani belki bizim dışımızda gelişmiş bir takım olaylar vardır manasıkta. Düşünüyorum ben. Belki bir üçüncü şahıs etkisi falan. Şuayb. Bana bir tane demli çay katı vereceğim mi? Ya da elini korku alıştırma sen. Hepsini demli kat. Ancak kendim gelirim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam gülüm. Şöyle bakmayın bana. Cebimde bir tane çay alacak kadar para var. Size çay falan ısmarlamayayım. Kusura bakmayın. Lan oğlum biz onu mu diyoruz? Ne lan senin bu halin? He? Sıkıntıdan kaşlan gözlerin karışmış neredeyse. Başım değil gözlüğüme, ağzıma yüzüme karışsa yeridi vallahi İsmail. Yeminle morallem çok aşağıda. Cemil, ne oldu gülüm lan? Yoksa yengeden dayak mı yedin?
Ha, yengiden dayak yedim Emek. Yengiden dayak yedim. Hadi başlayacağım senin böyle gılıbık şakalanına. Zaten kız biraderlerimle başım belada. Çekemeyeceğim senin böyle gılıbık şakalanına. Kız biraderlerle mi? Ne oldu lan? Baştan anlat bakayım şuna. Bizim ev... ballısı dönmüş be. Hence Arife'ye sözleyeceğimiz oğluna bizim Zarife aşık olmuş. Oğlan da Zarife'ye aşık olmuş. Bir ala verele, efendim söyleyeyim bir dara verele, çevirmele. Efendim söyleyeyim beni kandırmala. Yok oğlan neymiş, efendim söyleyeyim dinine, diyanetine bağlıymış. Evden dışarı çıkmıyormuş. Ulan oğlan Berduş'un teki çıktı be. Kim öyle? Kimmiş lan bu? Kimlerdenmiş? He kim? Kepsutlu Ramazan'ın oğlu Sezai diyorlar. De gidi Cemil de. Lan yedi cihan biliyor. Sen bilmiyor musun o çocuğun Berduş olduğunu? Ben bilmiyordum. Siz biliyorsunuz mu? Lan benim dükkanı geldi bu. Tıraş oldu. Bir ton böyle yağcılık yaptı. Aslansın Süleyman abi. Kaplansın Süleyman abi. Senin üstün berber yok. Senin üstün tamirci yok. Lan bir baktın parasını vermeden gitmiş ya bu. Soysuz. Lan sen bir sorsana onu be. Ne kafanı görüş yapıyorsun sen? Ne bileyim ben. Sadece şimdi iş birazcık daha böyle ciddiye binsin. Ondan sonra söyleyeceğim ben size. Of. Yalnız o değil de... ben Zarife'yi nasıl ikna edeceğim onu bilmiyorum. Yani... beni ne dedi biliyor musun mu? Sen dedi... Safiye'ye dedi aşık olmadın mı? Arkadaşını istemeye gittiğiniz kıza aşık olmadın mı? Ben kardeşlerime iyi örnek olamadım mesela. Hanımın emanetlerine iyi örnek olamadım ben. Ya şey yapma be o kadar. Tamam, tamam. Yolun girer. Şeyi düşünüyorum. Aşık bir insan ne düşünüyorsa onu düşünüyorum. Zarife, gülüm sen bu çocuğun kötü taraflarını görüyorsun değil mi? Yani acık yalanı var, acık da Berduş. Yani aşk senin bunları görmene engel olmuyor değil mi? Görüyorum. Görüyorum. Ama yine de seviyorum. O zaman korkmuyorum. Yani seni üzer diye, kalbine kırar diye, sevdiğin için pişman eder diye korkmuyorum. Korkuyorum. Hem de çok korkuyorum. Ama işte dedim ya, gönül bu. Yine de seviyorum. Zarife, benden senin yine tavsiyesi. Sonuna kadar git. Sonu iyi de olacak olsa, kötü de olacak olsa sonuna kadar git. Çünkü gönül bu. Başka türlüsünü kabul etmiyor. Thank you.
Sibel, seninle konuşan mı acık? Abi hiç uğraşamayacağım. Şimdi benim Rus'tu halim yok. Hiç halim yok, lütfen. Yok, öyle demeyeceğim. Bu sefer başka konuşacağım. Ben biliyorum seni. Anlıyorum yani. Neye üzüldüğünü falan biliyorum. Bir zamanlar ben de çok üzüldüydüm, biliyor musun? Böyle başımdan aşağı bütün dünyam yıkıldıydı. Bu Helge yengenin rahmetli babam başta istemediydi, biliyor musun? Sen hatırlamazsın tabii de. Biz çok sevdik birbirimizi onunla, aşık olduk. Ama babam karşı çıktı. Kültürleriniz farklı dedi. O Alman kız dedi, anlaşamazsınız dedi. Yakışmaz bize dedi, olmaz sana dedi. Taş koydu senin anlayacağın önümüze. Ben de hayatımda ilk defa bir Alman kızı ayarlamışım kendime. Bombastik senin ya. Öyle de kızlarına falan bakmam, Türk kızlarına. Yani benim karizmama Alman kızı yakışır. İnat ettik. Biliyorsun evlendik. Ondan sonra da gördük dünyanın kaç bucak olduğunu. Bak. Bak şimdi. Muzo'yu istemiyor. Kendi evladını, öz evladını. Anasını görmeden büyüyor çocuk. Tamam, sizin Süleyman'la öyle kültür farklılığınız falan var demiyorum ben. Ama bazen olanında hayır vardı be güzel kardeşim. Babam hep böyle demiyor muydu bana? Bazen kabulleneceksin. Suyu öyle akışına bırakacaksın yani. Üzme sen hiç tatlı canım. Senin için hayırlısı buymuş demek ki. Bak benim şimdiki aklım olsaydı yeminle öyle derdim. Hiç de üzülmezdim. Oğlum asmayın lan yüzünüze. Gören de iki saat göktaş düşecek de kıyamet kopacak sanır ha. Hı. Durunmuyor be, bunun bir çaresi. Söylemesi kolay İsmail. Söylemesi çok kolay. Derdi olmayan ha, söylemesi çok kolay. Bak, bunu bak sen. Hadi. Benim derdim bir şekilde çözülür. Nasıl çözülür bilmiyorum ama bir şekilde çözülür. Hem Süleyman'a bak. Ha? Nasıl olacak? Tam doğru bir yola gir derken olanlığa bak gari. Ya seninki daha kötü. Ne yapacaksın Sadıç? Bizim kaderimiz buymuş. Hayatımız böyle soru işaretlerle geçecek. Vay benim anımadığımı sen zaten biz iki gün önce boşanacağız. Sen o zaman iki gün önceni terk etmedin evde. Şimdi böyle gerçekmiş ki pılın pırtın topladın gittin. Acaba diyorum bu tüylü kafa. Baskı falan mı yaptı lan kıza? He? İlle de boşanacaksın, ille de boşanacaksın diye köşeye mi sıkıştırdı kızı? Ya yok lan. Sibel öyle Hüseyin'i babuş bırakacak kız değil. Benim anımadın böyle bir şifreli şifreli konuşuyor, biliyor musun? Düğmeyi baştan yanlış ilikledik diyor. Zaten diyor, hayatta bizim iki yakamız bir araya gelmez diyor. Böyle olmayacak. Olmayacak. Ben gideceğim. Dayanacağım kapısına. İstersen jandarma çağır Sibel diyeceğim, istersen sen vur diyeceğim. Emmi diyeceğim, ben bu işin gerçeğini öğreneceğim Akireş. Ya yapamazsın. Yaparım lan. Neden? Neden mi? Neden? Çünkü. Çünkü ne? Kızı daha beter ürkütürsün de ondan. Vallahi düzeleceği varsa da düzelmez Sadıç, ben seni de iyi veren. Yani ben o manada öyle bir yükseldim. Oğlum dilen seni bu garnarın, he? Sen ne saklıyorsun bizden, bizim bilmediğimiz de senin bildiğin? Ben ne saklayacağım İsmail, ben hiçbir şey saklamıyorum gülüm. Ben ya ilham geldi de biliyor musun? Şiirler benim içimden çıkmaya çalışıyorlar. İsmail kelimeler benim böyle içimi gıdıklıyorlar. İlham geldi bana, şiir yazacağım. Yoksa ben ne saklayacağım sizden? Bir şeyler saklıyor. Bizden bir şeyler saklı. Görüyor musun bak? Bak, alt dudağı nasıl titriyor, yalan söylüyor bu. Dökül lan. Dökül.
Dökül, biz için işkencesini baharatma. Dökül lan. Yani ben her bir şeyle değinmeden sizin elinizden kurtulamayacağım, öyle mi? Emin, ne oluyor be? Söyle be. Hadi lan. Tamam, anlatıyorum o zaman. Emin, ya bir tane yaşlı, hangat. Ne? Emin, ya bir tane yaşlı. Konuşma be. Ulan yine aynı şeyler söyleyip durma be. Ya hadi lan. Emin, ya bir tane her bir şeyle dökülmüş. Her bir şeyle derken Emin? Hep her bir şeyle işte Sadıç. Sizin evliliği nasıl başladığını, nasıl her şeyin formalite olduğunu hepsini dökülmüş. Anam her bir şeyle biliyor mu şimdi? Biliyor. Emme, vallahi bak kötü niyetinle anlatmamış. Süleyman, yani içinde bir fenalık yokmuş. Cemil, hani hastaneye kaldırıldı ya İsmail, ondan. Yani deyiverem demiş Cemil, daha şey olsun diye. Süleyman, üzülmesin diye. Osman, bak aşağıda büyük saksının dibinde maydanoz var. Bir tutam kopar gel hadi. Tamam. Çok kopar. Ne yapacaksın lan maydanoz sabah sabah? Rüyamda gördüm. Canım çekti. Hmm. Ana. Bu Emine gelmiş galiba sana. İşte bir şeyle anlatmış. Sibel'le alakalı. Sen o mevzuda olan ilgili Sibel'e bir şey dedin mi? Hmm, şimdi anlaşıldı senin maydanoz ağrın. Söldüm ya da söylemedim. Ne yapacaksın sen? Hı? Ne değişecek? Ana bir şey soruyoruz değil mi sana? Cevap veriyor be. Sen kızı bir şey söyledin mi, söylemedin mi? Söldümse söldüm seninle be. Ben seni oynadığı oyunlar sessiz mi kalsaydım? Ha? Seni yaptıklarına kulak mı tıkasaydım? Canım ne yapıyorsun sen be? Seviyordum ben kızı. Ben ne güzel kızı kitap aldıydım hediye. Ön sayfasını böyle çok güzel laflar yazdıydım. Kız boşanmayacaktı benden. Sen bir hislenden, duygulandan emin ol Süleyman diyordu. Ben de tam eminim diyecektim ona. Anı sen ne kafanı göre iş yapıyorsun be? Beni bak lan. Şimdi elime sopayı aldıracaksın benim ha. Bir öyle bir öyle. Lan siz benim devrelerimi mi yaktıracaksınız? Ha? Hem formaliteden evlendik diyorsunuz. Hem formaliteden boşanacağız diyorsunuz. Sonra kalkıyorsunuz, yok ben seviyorum, boşanmayacağım diyorsunuz. Lan siz benim keçilerimi mi kaçırttıracaksınız beni? Ha, kaçıracağız, kaçıracağız. İşimiz gücümüz yok, senin keçilerinle uğraşıyoruz ana. Neyse ben gideceğim şimdi, kızı alacağım, geleceğim buraya. Özür dileyeyim bari kızdan. Sen de şey dersin, kusura bakma, istemeden senin kalbini kırdım falan dersin. Diyemem ben öyle falan. O da benim oğlumu kandırmasaydı. Benim oğlumun kalbini kırmasaydı. Koskoca kasabada senin buldu gariban. İyi ben gider söylerim o zaman. Ben kızı kitap hediye aldıydım diyorum ana. Ne yapmaya çalışıyorsun sen bana? Ay! Ay Muzo! Ay! Oynama! Oynama Muzo, toz tutuyorsun ortalığı. Ama ben Hafize teyzelerin bahçesinde oynuyordum. Tamam, oyna. Yani burada da oyna ama şimdi süpürüyorum ya ben ortalığı. Sonra oynarsın. Git şimdi sonra oyna. Ya. Of. Sibel. Öğrendim ben. Senin neden böyle yaptığını öğrendim. Şu anam yüzünden değil mi? Ha? O senin böyle canını sıkacak bir şeyler söyledi değil mi anam? Ay ne fark eder Süleyman? Tamam olan oldu artık. Boş ver. Sen onu boş ver be. Aklınca beni korumaya çalışıyor. Anam sert kadındır da onun yumuşak karnı ben oluyorum. Sen boş ver onu. Kusuruna bakma. Sibel, ben geçmişi unuttum gitti be. Benim için geçmişin hiçbir önemi yok bak. Vallahi de yok, billahi de yok. Sen beni anlamıyorsun Süleyman. Ben Hafize anneye kızmıyorum. Haklıydı. Çok haklıydı. Ben senin gibi iyi biri değilim.
hiçbir zaman da olmayacağım. O nasıl laf canım, olur mu? Sen deyiz, sen de birisin Sibel. Öldü mü? Sen kötü biri olabilir misin? Sen kötü biri olsan ben hiç seni sever miyim Sibel? İçin ayırdığımız süre 10 dakika. Onu Rami dayı sağır olduğu için. 10 dakika içinde hangi günü alacaksan al. Sonra tamam 8 dakikada eva. Kapıyı açtın, merdivenleri çıktın. 30 saniyede u desen, 18 dakika 30 saniye sonra evi arayacağım. Telefonu sen açsan iyi edersin. Of baba ya. Neşe. Timur'a bak. Süren bağışladı. Uf baba yağı da dahil edersek 18 dakika 20 saniye sonra evdeki telefon çalacak, haberin olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler Rami amca. Ben günü alacaktım de. Hayriye'nin dişlerini dün alacaktın mi? Ne yapacaksın sen Hayriye'nin dişlerini kızım? Yok, dün demiyorum, yün diyorum, yün. Ben paranın üstünü sonra gelip alırım. Şimdi benim biraz işlerim var. Dişin var tabii. İnci gibi dişlerin var. Ne yapacaksın zaten sen Hayriye'nin dişlerini? Bu paranın üstünde amadan gitti bu kız ya. Aşık mıdır nedir? Süleyman. Süleyman. Bekle beni azıcık. Neşe. Şey, ben Hacı Rami dedim de seni görünce gelip konuşalım dedim. Ha, ya ben berbere geç kaldım. Onu yetişme çalışıyorum. Biz şey yapalım senden, başka bir zaman konuşalım. Şey, zaten söyleyeceklerim öyle uzun şeyler değil. Ben bu Haşim olduğundan sonra sana teşekkür edemedim. Ondan yani teşekkürler diyeceğim. Sağ ol. Önemi yok gerçi de. Sağ ol. Bu arada yani tabii sevinilecek bir şey değil ama Sibel'le boşanıyormuşsun. Öyle duydum yani. Sen nereden duydun? O kadar duyuldu mu bu canım? Neyse ben vallahi dükkanı geç kaldım. Bekir abi laf söz etmesin, ben gidem. Süleyman, ben sana bir şey diyeceğim. Yani benim de içimde hiçbir şey değişmedi. Anlıyorsun değil mi? Yani içimdekiler hala aynı diyor. Bunu bil istedim yani. Yakut. Allah Allah, nereye gidiyor lan bu?
İsmail. Senin ne işin var burada? Ben şeye doğru gidiyordum da ben... Eve doğru gidiyordum da ben... Dedim hani seni görmüşken beraber gideriz. Hani sen yalnız kalma diye. Olur. Olur madem öyle yaparız. Öyle yaparız. Dediğim gibi teyze, hiç acelesi yok. Kızım baksın beğensin. İstediğiniz zaman da getirirsiniz. Allah razı olsun. Sağ ol. Hadi İsmail. Hadi. Demek teyzenin kızı evleniyormuş ha? O yüzden senin çeyizdeki dantellere bakmak istemişler. Aynen. Kasabada bu moda şimdi. Kimde hangi örnekli hava mutlaka bakılacak. Kızların çeyizi de ona göre düzülecek. Desen ya bu entel dantel işlen kasabada bayağı bir talep var. Acaba diyorum sen de radyodan böyle bir dantel program falan mı yapsan? Yaparım. Yaparım da kocamsın. Yani mesleğini elinden almayayım diyorum. Onu bak gari. Özgüveni bak. O kadar iddialıyım diyorsun yani. Gel kız. Gel gidelim de kim daha güzel anons yapıyormuş görelim. Hadi. Hadi görelim. Hadi. Özgüveni bak sen. Yürü kız. Hadi. Gel. Daha güzel anons yapacakmış. Bak gari. Yok. Gelmeyecek. Vallahi de billahi de gelmeyecek. Babası deve falan dedi ya. Kesin artık beni sevmekten vazgeçer. Semih. Aa, Nazife. Demek geldin. Vallahi hiç gelmeyeceksin sandım buraya ama... Sen öyle biraz gecikince... Saçmalama Semih ya. Neden gelmiyor? Sen yoksa evdekiler falan durumu öğrendi mi zannettin? Ha, öyle sandım Nazife. Vallahi... Herkes aşkımızı öğrendi de bir daha görüşemeyeceğiz diye çok korktum. Biliyor musun? Nazife, ben sana bunu aldım. Hani şu birkaç günlük birliktelerimizin 8 katı adedinde çiçek. Bir de Saraf Ahmet'ten de küpe aldık. Tam senin kulaklarına layık. Unutmadan da şöyle güzel bir cep radyosu aldık. Bundan sonra seni yollayacağım istekleri buradan dinleyebilirsin. Semih... Sen yani şimdi nereden çıktı bu hediyeler? He yani ne gerek vardı ki böyle hediyeler? Neden alacağım canım? İçimden geldi diye aldım. Ben bu sene karşı olan yoğun sevgimi parayla ifade edemedim. Yani normalde erkekler öyle yapmaz mı? Yalan söylüyorsun sen beni. Değil mi? Kandırıyorsun sen beni. Başka biri var, böyle şüphelenmeyeyim diye böyle yapıyorsun. Ya ne alaka Nazife? Başka biri falan yok, bir tek sen varsın. Ya nereden çıkarayım bunları kurban olayım ben? Nereden çıkaracağım seni? Ha? Ya nereden çıkaracağım seni bu aşırı ilginden çıkarıyorum. Al küpeli radyonu, çiçeğini de al. Ya ben daha geçen gün magazinle ilgili okudum ya. Diyordu ki eğer bir erkek bir kadına aşırı ilgi gösteriyorsa birdenbire... Ya, o zaman kesin başka bir kadın vardır yazıyor ya. Sana yazıklar olsun ya. Nazife. Yazıklar olsun sana. Nazife, aşırı derken neye göre aşırı bak. Gel senden bir konuşalım. Ya ben seni hediye de aldım daha niye ben be? Sen hem magazine mi inanacak, bana mı inanacak? Nazife. K-T-B. Ya a. Kü-tü-bü. Böyle üstünde virgül gibi olunca ötürü oluyordu ya baba. Unuttun mu? Kü-tü-bü. He? Bak. Kü-tü-bü. Öyle üstünde çengel varsa da tenvin oluyordu. Yani sonuna ne ekleniyormuş gibi okunuyordu. Kü, tü, bün, ün. Ün, kü, tü, bün. Kü, tü, bün. Kü, tü, bün. Baba, hadi sen git aşağıda çalış. Ben geleceğim senin yanına. Tamam, geleceğim.
Küs müyüz abla? Bir şey demeyeceğim mi? Abla sonsuza kadar böyle küs mü kalacağız? Barışmaya bir sebep yok ki Arife. Sana bir şey olduğu yok. Olan bana oldu. Abla uzatma yeter gari. Konuşuruz abimle. Ne bileyim yaparız bir şeyler. Benim derdim Sezai değil ki. Ben sana kızdım. Ha kaçarsın Sezai'yle. He abim Safiye'yi kaçamadı mı kaçadı. Sen de Sezai'yle kaçarsın ne olacak ki? Mesele öyle bir şey değil ki Arife. Mesele insanın hayallerinin yıkılması. Ben hep üçümüz aynı kişiymişiz gibi düşünüyordum. Şimdi ilk defa ayrı kişilermişiz gibi geliyor bana. Sebahattin! Sebahattin hadi lan tarlaya gideceğiz geç kalıyor. Geldim İcabi abi. Mazot çektim şimdi de boşa akmasın az bekle. Vallahi yetişemiyorum İcabi abi. Şu tarla işleri başladığından beri hiçbir şey yetişemiyorum. Ağzıyı da çırak tut o zaman. Millet seni bekleyecek burada. Geldim. Tam yaram bastın İcabi abi. Tam yaramın orta yerini bastın. Ben bakıyorum zaten bir zamandır. Çırak piyasasını da araştırıyorum. Bu sizin dünürlüğe gelsin vardın ya. Onu da kaçırdık elimizden gül gibi çocuğu. Kaportacı Salim'in gıyığını vermişler. Kaportacı Salim'in gıyığını mı vermişler? Ne alaka lan? Okumuyor mu da çocuk? Vallahi ne bileyim Cabe abi. Amcası kulağından tutmuş götürmüş vermiş. Ya ne yapacak? Okuyup ne yapacak? Onca sene okuyacaksın de elin ekmek tutmaya başlayacak da o ölme eşeğim ölme. Bak bana. Ben 8 yaşından beri çalışıyorum Cabe abi. Para kazanıyorum. Hadi görem. Allah bereket versin. Ersin, gel bakayım buraya. Tezgin yedek parçacıya git. Bir tane billeli rulman, iki tane statör, bir tane endüksiyon bobini, üç tane de karbüratör kapağı kap gel. He, bir de söyle ona, dünkü arabanın krank mili çatlamış. Usta, bu söylediklerini bir yere mi yazsak acaba? Hiçbir aklımda kalmadı da. Ne demek kalmadı lan? Alacak, alıcıların açık olacak. Hepsini çatır çatır aklında tutacak. Çatır çatır gidip söyleyeceksin, ikiletmeyeceksin beni. Biz ustamızdan öyle gördük. Ben ilk defa duydum ya ondan usta. Hazırlıksız yakalandım yani. İyi bak, bir daha söylüyorum. Emme bir tanesi eksik gelirse külahları denişiriz. Söylüyorum, iyi aç kulaklarını. Billeli rulmen. Billeli rulmen. İki tane statör. İki tane statör. Bir tane enjeksiyon bobini. Bir tane enjeksiyon bobini. Üç tane karbüratör kapağı contası. Bir tane billeli rulmen. İki tane statör. Bir tane endüksiyon bobini. Üç tane karbüratör kapağı contası. Bir de geçen gün bir şey mele. Grank mili çatlamıştı arabanı. Ersin! Ben de seni gömeye geliyordum. Sen ne yapıyorsun burada? Okula gitmiyor musun? Yok icabı abi. Okulu bıraktım ben. Sanayiye yazıldım. Tamirci olacağım ben. Hayırdır? Nereden icap etti okulu bırakmışı? Amcam istedi. Ne fark eder Hicabi abi? Ha o istemiş, ha ben istemişim. Hem sizin için iyi oldu bak. Gonca'yı okula yollarken gözünüz arkada kalmaz artık. Bahri abi top oynuyor. Sen de oynayacaksın mı? Atın bakalım oynayayım. Ya da ben oynamayayım. Kolay gelsin size. Allah Allah. Bu adam niye böyle bakıyor yine? Bir hata mı falan mı buldu?
Neyse bari şu bloduramda az dikkat çeken bari. Bahri başma, kalk bakayım orada. Orası benim yerim oluyor. Hadi lan. Hadi lan oradan. Nereden senin yerin oluyormuş? Okulun oturağı işte. Senin benim mi var lan? Dayılanıyor mu lan sen beni? Bize buralar Galadayısı derler. Öyle kirli mafyalara benzemeyiz. Oğlum bana bak. Seninle bir altıra bastı hareket yaparım var ya. Senin şu potaya yemin ederim Dakar'ın üçlük alırım senden lan. Üçlük. Üçlük olarak atarım. Yani işte şey fırlatıyordum da benim belaya bulaşmamam lazım. Önlük de çok güzelmiş. Ne oldu lan? Korktun mu? Maçan yemedi değil mi? Karşına gerçek bir kapıdayı görünce altına yapıverdin değil mi? Sübek kafa. Bana bak. Terbiyeli konuş. Seni yoksa vallahi. Ne oluyor burada? Bir sorun mu var? Vah hocam, vah tabii. Bu bari baş fiyat bana mafyalık taslıyor. Neymiş? Burası onun mıntıkasıymış. Mıntıkasını kimseye sokmazmış. Vallahi yalan hocam. İftira. Ben burada kendi kendime oturuyordum. Kalk ben oturacağım dedi. Siz de gördünüz yani hocam. Bahri Başfiyat, ben sana dedim. Senin gibi tipler beladan uzak duramaz dedim. Gözüm üstünde. Sakın hata yapma. Öcürek, sen de öyle. Sen ne yalan söylüyorsun lan? Ha? Sen ne yalan söylüyorsun? Yok benim mıntıkama girmiyormuşum da. Seni var ya tenha bir yerde kalarsan var ya. Eşek sudan gelinceye kadar kafa atarım kafa. Hadi yürü. Yürü. Çocuğa bak ya. Çaki gibi. Bahri, ne yapıyorsun burada tek başına? Bizim yanımıza gelseydin ya. Latiye, ben hiç öyle tek başıma oturuyordum. Sen böyle kızlarla falan konuşuyordun. Ben de rahatsız etmeyeyim dedim Çagap. Çok düşüncelisin maşallah. Sevdiceğinin de rahatını düşünürmüşsün. Şatırlığa bak galiba. Ya biz düşünmeyeceğiz de kim düşünecek canım Allah aşkına? Allah. Bahri, aslında ben senden bir şey isteyecektim, ondan geldim. Sen bir ara bu mafya mufla olaylarını karıştın ya. Bizim Gonca'yı üzen bir oğlan var. Ona haddini bildirebilir misin? Haddini bildireceğim mi diyorsun yani? Kimmiş o? Kimmiş? Bak şu Serhat var ya, koca ağızlı. Koca ağız, bak bak koca ağızlıyla da nasıl gülüp durur. Ağzım ortayın, bir tane vuracaksın. Neyse sen daha iyi bilirsin. Gerçi kokusan daha iyi ya. Neyse yapabileceğim bari. Ne demek yapabileceğim? Sen ne diyorsun Atiye'yle? Hayır, sen niye güzelceni anlatmıyorsun Sadıç? Yani kızgın bir anında anamın ağzından kaçmış desen ya. Zamanla zaten unutur desen ya. Desem ne olacak lan? Kız zaten anamın kusur bulmuyor ki. Kız gene dönüyor dolaşıyor, kendini suçluyor Sadıç. Anamın söyledikleri doğrumuş da kendisi benim kadar iyi bir insan değilmişmiş. Sen kusura bakma dayı. Benim ters bir zamanım denk geldin. Normalinde bana altın makas Süleyman derler de. İşte bugün ben de karış boş dönüyor. İdare ediyor artık sen. Hayır yani benim anlamadığım, bu kız senin kadar iyi olsa niye olacak? Madalya mı takacak la buna? Siz ikiniz eşit derecede iyi insanlığa olduğunuzdan size boşanamazsınız sertifikası mı verecek be? Ne bileyim ben Sadıç. Ben zaten kızın ne istediğini bir anlasam anlamıyorum ki ben. Hayır niye yapayım yani ben? Kötü biri mi olayım can? Ben böyle abuk subuk dengesizlikleri olan sosyo manyak, psikolojik manyak tekimi olayım can. Hakikaten lan. Bu neden daha önce benim aklıma gelmedi? Lan ben böyle sağa solu böyle öfke saçan manyak teki olsam ya. Sonra da kızın karşısın geçip beni bak. Ben senin düşündüğün kadar iyi bir değilim Sibel. Onu görüp desem ya be. Süleyman, dur bir öleyim Süleyman.
Nereden çıktı İnci bu kötülük? Dayı. Yani kusura bakma dayı, sen de öyle bir ters zamanda denk geldin ki biliyor musun? Bana aslında eskici emin derler ama istersen ben seni tıraş edebilirim. Bırak bırak kalsın. Bırak. Duruyor dayı. Örtülü kaldı bak üstünde. Demirbaşı o. Süleyman'ın alacağından keser der dayı. Geliyor, geliyor. Bu ne lan? Lan ben sizi kaçıyor. Vurt top oynamayacaksınız demedin mi lan? Ha? Eğer vurt top oynasanız ben bu topu keserim demedin mi lan? Ağamdı kestim. Süleyman abi ya, ne yaptın sen ya? Neden kestin topumuzu? Senin ne lan? Senin ne? Canım istedi kestim ama bir daha oynarsanız bir daha keserim. Bir daha oynarsanız bir daha keserim. Akşama kadar keserim vallahi. Sen ne kadar vicdansız bir adamsın Süleyman abi? Ne din lan sen? Sen ne kadar vicdansız bir adamsın Süleyman abi? Aynen. Şunu bileydin, öğrenin. Ama öğrenin. Psikopatım ben. Hastayım ben, beni hasta etmeyin lan. Gülüm, siz bakkal İsmet'e gidin. Oradan benim gönderdiğimi söyleyin. Bir tane top alın, üstümü yazdırın, tamam mı? Çay mı olur lan? Bari Süleyman abi değiştiririz Allah Allah. Bırak! Değiştirme lan! İsim yok, değiştirme. Parasını da vermiyorum, hadi bakalım. Bari insanların için Süleyman abi ne adamsın Allah Allah? He? Şunu bileydin, öyle bir adam mı işte ben? Öyle kötü, nalet adamım biriyim ben. Berduş'un biriyim lan! Ama hasta etmeyin lan beni. Hasta etmeyin, vallahi asfalt adamı attırmayın lan beni. Bağırmadım değil mi Gülüm? Yok abi canın sağ olsun. Ben senin bir yer kokoreç ısmarlarım, hesaplaşırız. Mesut abi kusura bakma be. Çek seni kardeşim, yol benim hakkım. Ha, nereden senin hakkın oluyor be? Kim veriyor hakkı sana? Ana yoldan gelen benim. Tali yoldan çıkan sensin. He, burada ana yolu, baba yolu yok ulan. Burada her taraf ovu yolu. Ne demiş la? Yolu bakacaksın, yolu bakacaksın, yolu bakacaksın. Kural bu kadar basit. Baktığın yol senin yolundur. Şoför abi, sen bir dur. Ben hemen halledip geliyorum. Bilal abi. Allah razı olsun. Sen bir ara beni uğra, ben şunun frenlerine bakıverem. Devam et, devam et, devam et. Yürü lan! Yürü! Yürü adamı, hasta etme! Süleyman! Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne göstermeye çalışıyorsun bana? Ne göstermeye çalışacağım kızım ben sana? Ben senin bir şey göstermeye çalışmıyorum ha. Sen kendi kendine bir şeyler görüyorsan, onları fark ediyorsan o başka. Sen ne demeye çalışıyorsun? Ben de kötü bir insanım, ben de hatalar yapıyor mu demeye çalışıyorsun? Yok, öyle demeye çalışmıyorum. Çünkü ben zaten öyle biriyim. Ben zaten öyleyim, var mı? Bu da ne anlamı geliyor? Aslında ben senin bildiğin kadar iyi bir insan değilim demek oluyor. Çaktın! Şu hareketlere bak, hale bak, tükürmeler falan. Bu ne ya böyle? Çocuk musun sen? Buyum ben ama içimde bir çocuk var. Büyümeyen bir çocuk var. Kusura bakma Sibel. Ben senin beni konumlandırdığın yer değilim ya. Sen de bu yüzden lütfen kendini suçluma bırak gari Sibel. Öyle mi? İyi tamam, çok güzel. O zaman sana iyi günler. Senin de iyi günler. Çüş. Senin de çüş. Artık yapma, arabayla bırakacağız. Gel buraya. İyi tamam.
Ben yakalayacağım şimdi seni. Aynı Türk filmlerindeki gibi. Seninki eve bir geldi. Ali Hondur kapının arkasında öyle bekliyor. Bak, en çok kapıyı iktiyse fark edecek. Fark etmedi ya gavurun kızı. Özellikle yapıyorlar onu. Ali Hondur'u görmesin diye. Kavuşturmayacaklar yakışını ondan. Ben orasını kaçırdım kız. Isabella ile Carlos'un konuşması vardın. Orada uyuyakalmışım. Ne dedi oğlan kıza? Ne diyecek? Isabella dedi. Ben sana karşı dedi. Çok haksızlık etmişim dedi. Ben dedi seni sevdiğimi çok geç anladım dedi. Ne olursun bana geri dön dedi. Anam. Buraya kadar geldi mi dizi? Ay ben evlendiğimden beri izleyemiyorum da. Maria'yı sevmiyor muydun o? İlk aşkı değil miydin onun? Bırak Allah'ını seven seninkini. İlk aşkını sevdiğini bıraktı gitti. Isabella seni seviyorum dedi. Ya ne deseydin Naci? Isabella bir sürü fedakarlık yaptı oğlan için. Maria ne yaptı naz yapmaktan başka? Bence Isabella daha çok hak ediyor Carlos'u. İlk aşk, milk aşk hepsi hikaye bundan. Aynen. Doğru söylüyor valla. Kısır da geldi. Vallahi acıklarına baktım Naci abla yine döktürmüşsün. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu arada Hafize'nin Süleyman'dan gelini duydunuz mu? Yo duymadık bir şey. Aa. Ay ne olmuş ki Süleyman'la Sibel'e? Geçinemiyorlarmış. Kavgaları, gürültüleri komşulara kadar gidiyormuş. En son Sibel evi terk edesiymiş. Boşanacak olasılarmış. Öyle konuşuyorlar oralarda. Allah Allah. Yeni evlendiydi onunla. Ne boşanmasıymış bu böyle? Bu memleketli garı kedim yok Cemile. Araya girmiştir birisi bozmak için. Doğru diyorum valla. Ara bozucular iyice moda oldu çıktı. Açık mahsede bir kızcağız vardı. Oğlan akrabaları araya giriverilmiş. Yok öyleydin, yok böyleydin derken kızın yuvasını bozmuşlar. Ben anlamıyorum bunları. Hakikaten hiç anlamıyorum. Kuduruyorlar mı, ne yapıyorlar? Ne istiyorlar insanlığa mutluluğundan bununla? Vallahi ne diyeyim? Kim yapıyorsa, bile isteye yapıyorsa Allah'ından bulsun. Amin. Allah'ım ya, Allah'ım bir de eve kadar götüreyim mi diyor, eve götüreyim mi diyor. Çocuk, resmen çocuk, hesli çocuk. Sibel. Hah, söyle. Yine ne düşmanlık yapacaksan. Ama tebrik ediyorum, çok doğru bir zamanı buldun. Yok, ben bir şey yapmayacağım da. Sade bil diye geldim. Hafize teyzeye her şeyi ben anlattım. Öyle mi? İyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın da ne yapayım? Madalya mı takayım? Alkış mı yapayım? Ne yapayım? Yok ben bir şey tut diye demiyorum. Yani sonradan başkasından duyacağına benden duy istedim. Çok sağ ol. Çok düşüncelisin. Böyle yapınca da hemen oluyor değil mi? Yani böyle bir suçun varsa ya da bir günahın varsa öyle akıp gidiyor. Yok akmıyor tabii. Ama... Tamam, sen korkma. Ben kimseye bir şey söylemem. Yani arkandan yuva yıktı falan demem. Gerçi öyle bir yuva var mıydı, yok muydu ondan da emin değilim ama... Ama sen çok önemli bir şey yıktın Emine. Hafize anneyle benim aramdaki şeyi yıktın. Thank you.
Sibel ya. Bana ne söylüyorsun? Ben de sabah hazırlanmıştım. Senin bu abin hazırlanamıyor bir türlü. Konuşma lan. Hakimin karşısına kirli sakalla mı çıkam Sibel? Sabah kalktım, git bana bir jilet al dedim. Onu bile almadı. Bak, köy jiletten her yerimi kestirdi bana. Almıyor işte, almıyor. Vallahi ben burada yeni bir laf öğrendim baba. Ne kadar ekmek, o kadar köfte diyorlar. Açla ağız verirsen jilet almaya gitmem. Seni mahkemeye vereceğim. Dava edeceğim seni, hakime şikayet edeceğim. Evlatlık görevlerini yerine getirmiyor diyeceğim. Seni de mapusa koyacaklar. Baba ya, yüzümü köpük yaptın ya. Hanım ben gidiyorum. Mahkeme başlayacak birazdan. Osman'ı merak etme bak. Arap Hasanları gitti. Akideş buldu ya kendine. Hanım ben seni sormadım emme, gelmezsin değil mi? Gelmezsin diye düşündüm. Hanım sen genç namaz durdun herhalde. İyi gidiyorum ben, 2 saat gelirim bak. Siz? Kim bu ya? Geldim. Uf, geldim. Yakut, Safiye. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Sibel. Biliyoruz mahkemeye yetişen ama bir iki dakika konuşabilir miyiz senden? Ya kusura bakma, senin de böyle iki ayağını gibi olacak olduk ama gelmeseydik içimiz rahat etmeyecekti. Yok, önemli değil. Anlıyorum ben. Dinliyorum. Ne söyleyeceksiniz? Yani şimdi sen kesin kararlıyım diyorsun, öyle mi? Vazgeçiyorsun yani bazı şeylerden. Bazı şeyler senin düşündüğün kadar kolay olmuyor Safiye. Başka şeyler giriyor araya. Ne bileyim, inancı mı kırılıyor insanın? Umudu mu bitiyor? İyi de umut bitecek ne oldu ki? Daha evleneli ne kadar oldu ki? Tamam, ne yaşadığınızı, ne ettiğinizi bilmiyoruz ama evlilik de kolay kurulmuyor ki be Sibel. Yakut doğru söylüyor Sibel. Hem Süleyman da boşanmak istemiyormuş. Aynen. Ya acaba sen bu kadar acele karar vermesen mi? Acık daha mı düşünsen? Sibel, biz hazırız. Seni bekliyoruz. Biliyorum. Benim iyiliğim için konuşuyorsunuz. Ama ben çok düşündüm. Böylesi bizim için çok daha iyi olacak. Ya, hem dünyada mutsuz olan tek cilt biz değiliz ya. Neyse.
geç kalmayayım ben mahkemeye. Ah be Sibel. Süleyman, bak ne geldi aklıma. Acaba diyorum biz hakem heyetinde falan mı başvursak ha? Hani böyle ihtiyarlar cami bir odada toplanıyorlar. Böyle insanların aralarındaki problemler çözüyorlar. Ha? Acaba diyorum senin arandaki anlaşmazlıklar çözebilirler mi? Bizim bir dudağı vardı ya mahallede, onun kızı vardı. Muzaffer. Heh, Muzaffer'le kocasının arasındaki anlaşmazlıkları çözmüşlerdi. Acaba diyorum ki sizin aranızdaki anlaşmazlıklar çözerler mi? Hangi anlaşmazlıklar çözecekler Cemil? Sibel'le benim aramdaki hangi anlaşmazlıklar çözecekler? Biz zaten formaliteden evlenmişiz oğlum. Şimdi formaliteden boşanıyoruz işte. Ne var ya? Buldum lan. Süleyman. İnce, İsmail, Cemil, ben temizlik çığlığında hakimin odasına gireceğiz. Bu işte çantaj var diyeceğiz. Hile var diyeceğiz, tehdit var diyeceğiz. Demeyeceğiz. Öyle dersek başımız belaya girer gibi lengden bakıyor. Doğru da bir bakış bana sorarsan yani hiç. Emin. Ben boşanmak istemiyorum desen Sadıç. He? Sonuçta aranızda öyle bir kavga gürültü falan yok. Hani söyleme sahip. Öyle bir kadını gitmişliğin falan da yok. Lan mahkemede gerekçe bulamadıkça hakim neden boşasın sizi be? Kız istemedikten sonra boşanmayıp ne yapacaksın İsmail? Bundan hala gerekçe mi olur? Kız beni istemiyor oğlum. Bu daha basit işte. Kız beni istemiyor. Uzatsam ne, uzatmasam ne? TRT İstanbul Radyosu'nun hazırlamış olduğu Hayallerin Ötesi dinliyorsunuz. Dinlemiyorum. Hayatta hiçbir şeyin tadı kalmadı, ağzını kesin. Hayallerimiz gerçekleşti de ötesini dinleyeceğiz gari. Süleyman, sen mi geldin lan? Mahkeme erken mi bitti? He? Bu evlilikten hayır gelmez mi dediler? Yok Hafize teyze. Benim Emine. Emine? Sen miyin kızım? Gelsen buraya, ne dikiliyorsun orada? Ben sana bir şey soracaktım da müsait değilsen sonra da gelirim. Kız sen bu şerli şerli lafla televizyondan mı öğreniyorsun? Müsait değilsen. Şurada oturup duruyorum, görüyorsun işte. Ayak yolunda falan olsam nesi? Tövbe tövbe. Beni bak. Sen öyle sessiz sedasız durduğuna göre senin dilin altında kesin bir baklava. Gel otur bakayım şuraya. Gel. Ha. Hasan teyze. Benim sana bu hastanede anlattıklarımı anladın ya hani. O yüzden mi hızlandı bu boşanma işi? Onu soracaktım da ben. Niye soruyorsun? Emine ne yapacaksın sen onu? Seni ne? Korkuyorum ben Hasan teyze. Neden kızım? Yok yere birinin günahına girmekten çok korkuyorum. İleride çoluğumdan çocuğumdan çıkacak diye korkuyorum. Ben bebek bekliyorum da Hafize teyze. Ne? Kız sen yüklü müsün yoksa? Öyle Hafize teyze. Sana böyle laf arasında söylemek istemezdim ama... Şimdi başka bir şey konuşmaya geldim ben seninle. Bak Hafize teyze. Ben bu Sibel'i hiç sevmedim. Yani hiç istemedim başından beri. Ne bileyim ben. Emine, Süleyman böyle kardeş gibi ya anne. Hatta kardeşten de öte yani. Yani hep dedim ki Süleyman'la Neşe de birbirlerini seviyorlardı ya. İşte ben hep Neşe'yle Nalte oluruz diye düşünüyordum.
Öyle hayaller kurmuştum kendimce. Ama işte sonradan bu Sibel meselesini duyunca benim asfal yalağım attı. Sibel kim oluyor dedim kendimce. Yani Sibel de kim dedim. Hep Neşe'nin tarafını tuttum. Hep Neşe olsun istedim senin gelinin. Ama bir şey de çok istemek iyi bir şey değilmiş ki Hafize teyze. Zaten her şey olacağına varıyor. Ben bu kadar engel olmakla Sibel'e haksızlık ettim. Niye haksızlığımış bu Emine? Ha? Süleyman oyun oynadı mı oynadı. Yavrumu yalandan bir evliliğe mahkum etti mi etti. Adını dul damgası vurdu mu vurdu. Daha neyin haksızlığı bu Emine? İşte Hafize teyze. Sen oğlunun tarafından bakıyorsun. Ben de agideşimin. Yani hep Neşe'nin tarafından baktım olaylara ama Sibel'in tarafından bakınca haksızlık etmişim gibi. Yani ben hep başına takıldım bu olayın. Başlangıcı yanlıştın, kabul. Ama sonrasında Sibel sevdi Süleyman'ı. Hem beni sorarsan Neşe'den bile çok sevdi. Sevmeseydi bırakmıştı. Çoktan gitmişti Sibel. Hem Neşe bir kere bıraktı Süleyman'ı. Hem Sibel hiç bırakmadı. Buyurun oturun. Boşanmak üzere mahkememize müracaat etmişsiniz. Davacı Muzaffer kızı Sibel Kara. Benim Hak Bey. Davalı İlyas oğlu Süleyman Kara. Ben oluyorum Hakim Bey. Davacı Sibel Kara şiddetli geçimsizlikten dolayı boşanmak istemiş. Bu sebeple mahkememize başvurmuş bulunuyor. Bu iddia karşısında ne diyeceksin evladım? Vallahi aslın bakarsanız benim eşimle öyle geçinemeyecek bir durumum yok Hakim Bey. Ama kendisi boşanmak istiyorsa ne yapayım? Benim boynum kıldan ince. Eşim boşanmak istemiyor kızım. Sen neden boşanmak istiyorsun? Hay ağzınız bağlısın Hakim Bey. Yeminle söylüyorum bunların arasında öyle geçinmezlik falan yok. Hatta sanırsınız dünyanın en iyi geçinen insanları. Bu kadar iyi geçinen ben daha önce görmedim. Sen gördün mü? Daha iyi ifade edemezdin sadıcım benim. Vallahi biz de şahidiz Hakim Bey. Bunlar gül gibi geçinip durun. Aynen Hakim Bey. Ben de şahidim. Bunların öyle kavga etmişini göremezsiniz bak ben size diyeveren. Lan yapmayın oğlum. Yapmayın. Karışmayın siz. İkimizin arasında bu mevzu. Sibel nasıl istiyorsa öyle olacak. Kaş yapam derken göz çıkarmayın. Oturun. Aynen öyle Hakim Bey. Sibel ne istiyorsa öyle olacak. Bunlara ne oluyor? Ha ben şahidim. Bunların arasında şiddetli geçimsizlik var Hakim Bey. Her gün ben çekiyorum bunların kavgalarını, gürültülerini, tencereler, tavalar havalarda uçuşuyor. Hatta bu adamın benim kız kardeşimi dövmüş gibi bile var. Ağzını çattı bir kere ben gördüm. Ya ne dayak falan yok. Nein dayak. Ya dayak. Bakın şiddet var. Bakın. Bakın Hakim Bey. Susun bakayım. Susun. Dayak yok da sen işte. Tazminat da istememişsin. Kızım nafaka da istememişsin. Buraya eklemek ister misin? Yok. Eklemek istiyoruz tabii Hakim Bey. Nafakasız boşanma olur mu? Abi. Abi deme. Yeter karışma artık. Yok ben nafaka da istemiyorum. Tazminat da istemiyorum. İstemiyorum hiçbir şey ya. Sen isteyip istemediğine emin misin? Davayı erteleyebiliriz. Bir şans daha vermek isterseniz belki anlaşmanın bir yolunu bulursunuz. Vallahi dediğim gibi Hakim Bey, ben öyle boşanmak istemiyorum. Hem burada sizin de huzurunuzda ben kendisini bir oda sormak istiyorum. Eğer kendisi de bazı şeylerden eminse, boşanmak istiyorsa ben atarım imzayı, anlaşmalı boşanırız. Öyle başka bir celse falan gerek kalmaz. Ne diyorsun kızım? Ne diyecek Hakim Bey? Şeytan görsün yüzünü diyor. Bir daha onu görmek istemiyorum diyor. Bir an önce boşanmak istiyorum diyor. Öyle değil mi? Abi. Hüseyin abi. Yani sen karınla kocanın arasına ne giriyorsun değil mi?
Sibel yenge. Bak Süleyman Salıcığım seni gerçekten seviyor. Ben seni neyi veren bak. Tamam gari siz yapmayın oğlum. Kızı etki altına bırakmayın be. Otursan sen. Sibel. Sen onları boş ver. Sen kimsenin tesirini kalmadan cevap ver. Sen içinden gelen ses dinle. Sen boşanmak istiyor musun? Yoksa istemiyor musun? Ben eminim ben hakime boşanmak istiyorum. Kararım kesin. Aferin, aferin kızım, aferin. Ben de istiyorum o zaman. O zaman boşanalım. Siz anlaşmalı boşanma gibi düşünün. Peki, siz bilirsiniz o zaman. Karar. Muzaffer kızı Sibel Kara ile İlyas oğlu Süleyman Kara'nın kendi istekleri üzerine evlilik akitlerinin... İtiraz ediyorum hakim bey. Bu mahkeme görülemez. Ana, nereden çıktın sen be? Sene ne lan? Dümbelek. Kendi oğlumla gelinimin mahkemesini seni mi soracağım? Siz kimsiniz? Hafize Anna. Kendisi anam oluyor hakim bey. Siz onun kusuruma bakmayın. Bakarsa baksın ne? Senin ne kusurum varmış benim? Geline sahip çıkmak kusursa vasın olsun. Hakim bey, beni alırsınız, hapislere atarsınız emme. Bunlar boşayamazsınız. Ben Sibel'imi bırakmam. Ama Hafize anne, burada karar verildi. Sus bakayım kız. Ne kararmış bu benden habersiz? Kararlar veriyorsunuz. Zaten ne dediğiniz belli değil. Bir öyle, bir böyle. Devrelerimi yaktırttınız benim. Ana sen ne yapıyorsun devletin mahkeme salonu canım? Karışmasan sen. Zaten boşanacaktık ne olacaksa olsun. Sen içeri girmesen hakim okuyacaktı kararı. Ben karar marar okutmuyorum. Ben de karalağın gelinde hafizesem... ben sizi boşatmam. Bu mahkemenin boşamasına müsaade etmem. Ha, itiraz edecek olursanız... işte o zaman değneği elime aldırırsınız benim. Bu kadar. Yazık vallahi. Daha da yeni evlendilerdi. Konuştuklarımız da bir fayda etmedi. Olsun kız. Biz yine de elimizden geleni yaptık sonuçta. Kim bilir? Belki bizim bilmediğimiz başka sıkıntı daha vardır. Öyle. Öyle tabii ama insan yine de üzülüyor işte. Öyle. Neyse sonra yine görüşürüz. Kızlara çok selam söyle. Aleyküm selam. Ha sen de Cemil abaya çok selam söyle. Olur, söylerim. Feridun? Beklemiyordun değil mi? Beklemezsin tabii. Sakın sesin çıkalım. Gel benimle. Ne alıyor yahut, ha? O radyocu ile bugünkü halleriniz neden öyle? Aşıkmış gibi, birbirinizi seviyormuş gibi halleriniz neden? Garip hocayız biz Feridun. Sonuçta şakalaşmayacak değiliz değil mi? Şakalaşmayacaksın yahut. O radyocu da senin kalbinin bana ait olduğunu unutmayacak. Kusura bakma. Gerildim öyle. Ama ben anlıyorum seni. Sen de kolay bir durumun içinde değilsin. Emme geçecek bugünle Yakut. Yakında yeniden kavuşacağız birbirimize. Feridun, bak hiçbir şey zannettiğin gibi değil. Ha biliyorum, biliyorum Yakut. Sen yine kötü şeyler olursa diye korkuyor. Emme bu sefer her bir şeyi ayarladım ben. Ayvalık'tan bir tekneye bineceğiz. Yunanistan'a gideceğiz. Oradan da Avrupa. Senle ben yarın bıraktığımız işi tamamlayacağız. Atacağız buralarda. Gelemem ben Feridun. Evli bir kadınım ben. Öyle Ayvalık'a falan gelemem. Ne demek gelemem yahut?
Biz seviyoruz birbirimizi. Ben senin için kaçtım bunca zaman. Yeniden kavuşacağız diye teslim olmadım jandarmaya. Biliyorum Feridun, biliyorum emme. Her şey değişti. Bak babam öldü, ben evlendim. Sen seviyorsun onu. Aşık oldun o radyocuya, değil mi? O kadar kolay öyle mi? Elin sıyırıp gitmesi o kadar kolay yani, öyle mi? Ben senin için katil oldum be. Sen beni kaçır demeseydin, şimdi ben babam gillerle tarlada tohum atıyor olacaktım. Sen bana verdin, gel beni kaçır demeseydin, ben şimdi kanun kaçağı olmayacaktım. Şimdi demesi kolay değil mi? Bitti, ben gelemiyorum demesi kolay, öyle mi? Bitmedi yahut. Hiçbir şey bitmedi. Bu yola sen soktun beni, sen çıkaracaksın. Düşün, taşın kararını ver. İki gün sonra gelip alacağım seni. Ya güzellikle ya da zorla. Sen kararını ver.